itirafları, şarkıları ve sevimli köpekleriyle Muazzez Ersoy'la keyifli bir pazar sohbeti gerçekleştirdik. İşte o özel röportaj. Muazzez Ersoy'la bahçesinde ve sevimli köpekleriyle çok özel. Oy bebeklerim, canlarım, dünya güzellerim, yavrularım. Bu cümle manşet olur. Muazzez Ersoy sahne kıyafetlerine nasıl servet harcadı? Kostümlerime yaptığım harcamaları yapmamış olsaydım şu anda etilerin yarısı benimdi. Nostalji kraliçesinin form sırları. 40 bedenden nasıl 36 bedene indi? Normalde 38-40 arasıydım. Şimdi 36 oldum. İtirafları, şarkıları ve sevimli köpekleriyle Muazzez Ersoy'la keyifli bir pazar sohbeti. Bir fincan kahve olsam. Eşeksin sen, eşek. Ay ay ay. Değmez, aşklara değmez. Yaşlara değmez, gönlüm ağlar, gözyaşım seninle. Keyifli bir pazar gününde Ömür Sabuncuoğlu, yılların eskitemediği sanatçı Muazzez Ersoy'un yemyeşil bahçesine konuk oldu. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuğum Türk sanat müziğinin dev ismi sevgili Muazzez Ersoy. Evet, teşekkür ediyorum. Ben hoş buldum aslında. Hoş buldum. Sen de hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk. Kalabalık bir ekip karşımızda. Evet. Benim çocuklar. Evet. Benim dünya tatlısı bebeklerim. Nasılsın bir tanem? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. İyilik, güzellik. Bugün keyifli bir sohbet yapacağız. Evet, keyifli bir sohbet olacak. Keyifli bir pazar olacak. Dostlarımızın da bu sohbetimize ortak olmaları bizi mutlu edecek. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Kaybetmeyelim, evet. Sohbete sahne kostümlerinin yanında başlıyoruz. Özel bir amaç için buradayız. Muazzez Ersoy'dan dinliyoruz. Kostümlerin yanındayız şu anda. Evet, cicilerimizin neden yanındayız? Neden? Neden buradalar? Neden buradalar? Çok yeni, çok farklı, çok özel bir proje. Farklı bir mutluluk. Şimdi ben ilk sahneye çıkacağım dönemde sevgili Ömür'üm, annemin bana doğum gününde hediye ettiği iki altın bileziği rahmetli annemden habersiz Kapalı Çarşı'ya gidip bozdurmuştum. Sonra o parayla iki kostüm aldım. Anneciğim dedim, ben sana sormadan bir şey yaptım ama inşallah kızmazsın. O yıllar Muazzez Ersoy'a yardımlaşmanın önemini öğretmiş. İlk sahneye çıktığım dönemlerde çok büyük sıkıntılar, çok büyük çaresizlikler de yaşamıştım. Ben dedim, benim gibi sahneye ilk adım atacakları zaman sıkıntı yaşayan genç hanımlara, genç kızlarımıza, kardeşlerime yardımcı olacağım demiştim. Ne güzel. Sahne kostümlerini bir uygulama üzerinden satışa çıkaran Muazzez Ersoy, bu satışın gelirini de hayır işlerine aktaracak. Sahne kostümlerimizi sosyal medya üstünden bu elbiseleri ekranda, sahnede görüp beğenen dostlarımıza satmak. Yani sembolik bir rakamla satmak ve bunun gelirini de, bunun gelirini de önce Mehmetçik Vakfımıza, sonra polis vakfımıza, ardından Kızılay'a, onun ardından işte STK'lara bağışlamak gibi bir formül ürettik. Çok güzel kıyafetler var satışa çıkaracağı parçalar arasında. Bu kostümleri o kadar çok seviyorum ki ben bunları yıllardır biriktiriyorum. Bunu yılbaşında mı giymiştiniz mesela? Hayır. Yılbaşında bunu giymiştim, geçtiğimiz sene. Yılbaşında bunu bir kere giymiştim. Yani bunun kumaşı yurt dışından gelmişti. Bu tüyler zaten malum, biliyorsunuz sahne kostümlerinin malzemeleri hiç ucuz değil. Galiba ünlü modacılara da ait mesela. Evet, evet. Bu? Mesela bu Raşit Bazıbağlı'nın kostümü. Bunlar 36 beden mi bu arada hepsi? Yani bunlar şöyle diyeyim. Ben şu anda 36'yım.
Bunu 38-40 arasıydım. Şu an 36'yım. Bu konuyu ayaküstü konuşmak olmaz. Bir oturalım da nasıl 40 bedenden 36'ya kadar indiğini dinleyelim. Normalde 38-40 arasıydım. Şimdi 36 oldum. Ne yaptınız peki? Özel bir şey yapmadım. Aslında dişlerimi yenilemeye karar verdim. Bayağı bir zaman aldı bu. 7-8 ay oldu. Simidi çok özledim. Ama sert yiyecekler için daha henüz erken diyorum. Orijinalleri takıldıktan sonra daha rahat yeme imkanım olacak. Ama bu dişten önce de bir zayıflık olmuştu sizde. Mesela neleri yemeği kestiniz? Nasıl bir beslenme uyguladınız? Zaten aşırı yemek yiyen de biri değilim. Mesela yıllardan beri yiyeceğim bir tek öğünü bölerek yiyorum. Tek öğün yiyorum ama bölüyorum. Sadece yemeğimi yiyorum mesela. Akşam içim kıyılırsa bir salata yiyorum veya bir meyve yiyorum. Ama diş olayından sonra bu biraz daha düştü. Bu biraz daha düşünce istemeyerek de olsa biraz daha kilo verdim. Şu anda 36 olmanın keyfini yaşıyorum. Konumuz yeniden sahne hayatı. Ömür Sabuncuoğlu'nun sorusuna manşetlik bir yanıt veriyor Muazzez Ersoy. En çok harcamayı neye yaptınız? Sahne harcamalarım, kostümü, pabucu, takıları, yani sahneyle ilgili yaptığım her harcama. Onları yapmamış olsaydım eğer, şu anda herhalde etilerin yarısı benim olurdu. O kadar. Evet. Çok ciddi bir rakam yani. Tabii. Sahne hayatında yeniden yaşamak istediği yılları soruyoruz. Muazzez Ersoy annesini hatırlıyor. Neyi tekrar yaşamak isterdiniz? Neyi yaşamayı isterdim söyleyeyim. Benim repertuarımın bu denli, bu kadar geniş olmasında rahmetli anneciğimin çok büyük etkisi var, emeği var. Annemle otururduk böyle evde karşılıklı. Ağızdan ağza parçaları geçerdik. Annem bir dörtlüğünü söylerdi. Aynı dörtlüğü hadi söyle derdi, bana söyletirdi. Bak işte onu tekrar yaşamak isterdim. Anneciğim de babacığım da rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Cennet mekanları olsun. Hakka yürüyen bütün Muhammed ümmeti din kardeşlerimizin. Bu içinde yatsınlar. Amin, amin, amin. Güzellikler içinde uyusunlar inşallah. Fani dünya, fani insan. Düşmez kalkmaz bir tek Mevlam. Annesiyle en sevdiği şarkıyı bizler için seslendiriyor Muazzez Ersoy. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü ben sana verdim, beni sevsen ne vardı? Biz anne kız bunu hep söylerdik evde. Anneciğimle babacığım cennet mekanları olsun. Ve keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz Muazzez Ersoy'a. Bu güzel sohbet için Ömür'üm, sana, kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol bir tanem. Özlemişim, güzel geldi. Bana da iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi pazarlar diliyorum herkese. Sağ ol. Mutlu pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sohbet bitiyor. Muazzez Ersoy sevimli goldenlarıyla oynamaya başlıyor. Şanslım. Oy bebeklerim, bebeklerim, canlarım, dünya güzellerim, yavrularım. Oh, oh, oh. Anlaşıyorlar mı? Anlaşıyorlar. Bu oyuncu bu çok oynamak istiyor. Şanslı da oynamak istemiyor. Uyumak, dinlenmek istiyor. Bu sefer evde kavga çıkıyor. Bu oynayalım diyor, bu istemiyorum diyor, kıyamet kopuyor. Bir annenin evladıyla geçirdiği vakit gibi keyifli anlar yaşıyor Muazzez Ersoy ve köpekleri. Sen eşeksin, eşek. Eşeksin sen, eşek, eşek, eşek. Ay, ay, ay. Değmez, aşklara değmez, yaşlara değmez, gönlüm ağlar.